Arka kamera açık. Ne alacağız? Evet. Günaydın, günaydın, günaydın. Evet, herkese merhaba. Lezzetli sohbetleri kısa bir süreliğine evden yapmaya devam edeceğiz. Lütfen kusurumuz olursa bugün için affola. Bu ilk canlı yayınımız evden ve telefondan aslında bir canlı yayın yapmaya çalışacağız sizinle beraber. Ama hamdolsun, yani kusurlar olsa da yine sizinle beraber olacağız. Yine Rabbin kelamını paylaşacağız. Yine umarım hep beraber birbirimizi teşvik edeceğimiz bir yayın olur. Ben her gün, hafta içi her gün, haftanın 5 günü sizin evinize konuk geliyorum ve her zaman söylediğim bir şey, sizin evinize konuk gelmek istiyorum. Lütfen evinizin, yüreklerinizin kapılarını açın diye. Bugün ben de kendi evimin kapılarını açıyorum. Siz de lütfen kendi evinizin kapılarını açın ve birbirimize belki mental olarak olmasa da ruhsal olarak misafir olalım bugün. Bugün güzel bir yayın olsun. Heyecanlıyız hepimiz. Lütfen bizimle beraber olun. Neler yapacağız? Çok farklı fikirlerimiz var. Madem böyle bir fırsat verildi, artık her şeyi fırsat olarak görelim. Bu dönemde görülen belki olumsuzluklara değil ama görünmeyen güzelliklere bakalım ve bu dönemi de bir fırsat olarak görelim. Madem dedim ki evden yayın yapacağız, o zaman evin farklı farklı köşelerinde, böyle farklı farklı formatlarda eşimle beraber sizinle bir şeyler paylaşacağız. Böyle haftanın iki günü, pazartesi ve cuma farklı yayınlar yapacağız beraber. Bazen mutfağa geçeceğiz, bazen başka alanlarda size yayın yapacağız. Kah göreceğiz, kah bakalım Rab bize ne gösterecek. En önemlisi, her zaman söylüyorum, paylaştığımız eksik olmasın. Lütfen bize bugün de mesaj atmaya devam edin. Programla ilgili önerileriniz varsa, görmek istediğiniz bir şeyler varsa lütfen söyleyin. Ve yüreğimde birkaç gündür olan bazı konularla ilgili konuşmak istiyorum sizinle. Ve böyle belki daha samimi, böyle daha sizi kendi evimden ağırlamaktan da mutluluk duyduğum bir günde ne dedik? Bir kitap okumaya başladım ben. Eşim bana verdi. Sonsuzluğun Işığında diye bir kitap ve cenneti anlatıyor. Ve cennetin aslında belki kötü olan tarafından bize o coşkusunu kaybettiğimiz, cennetin algısını gitgide hayatlarımızda yitirdiğimiz ve dünyanın bizden aslında bu coşkuyu, bu umudu çaldığını, kötü olanın bizden bu umudu çaldığını görüyoruz. Peki tekrar hatırlamak gerekmiyor mu? Bu dünyaya ait olmadığımızı, görünen sıkıntılar, belki hastalıklarla boğuşuyorsunuz, belki şu anda ekonomik problemleriniz var, iş sıkıntılarınız var. Hepimiz farklı zorluklar yaşıyoruz ama biz gözümüzü görünmeyenlere, gözümüzü belki yüreklerden çok daha üstün olan Tanrı'ya dikmenin tam zamanı bence. Çünkü bu dünyada belli ki güneşin altında yeni bir şey yok. Sıkıntılar olacak, yine düşkünlükler olacak, yine bir sürü kötü şey yaşayabiliriz ama şunu unutmayalım, biz buraya ait değiliz. Bu kesinleşmiş bir şey. Biz Tanrı çocukları olarak özen duyduğumuz yer yeryüzü değil. Biz yeryüzüne değil aslında göklerin çocuklarıyız. Biz ışığın çocuklarıyız ve bütün arzularımız, bütün isteklerimiz oraya kaysın diye dua ediyorum. Gerçekten bütün umudumuz yeryüzüne bağlı olmasın. Belki şu anda putlaştırdığımız yüreğimizde işlerimiz, kariyerlerimiz, insanlar olabilir. Para çok çok önemli olabilir bizim için. Rab bizi özgürleştirsin. Gerçekten bunu bütün yüreğimizde isteyelim. Rab bizi kaygılardan arındırsın. Rab bizi görünmeyen güzelliklere, ruhsal şeylere daha fazla düşkün kılsın. Onları daha fazla arayalım. Çünkü insan olarak kaygılanıyoruz. Bugün aslında konuşacağımız en önemli konulardan biri, görünmeyenlerle görünenler var. Şimdi görünmeyenlere odaklanmak istiyoruz hep beraber. Rabbe odaklanmak istiyoruz. Onun bize verdiği güzel şeylere odaklanmak istiyoruz. Cennete odaklanmak istiyoruz ama görünen kaygılar var yüreğimizde taşıdığımız. İşte o görünen kaygıları nasıl minimalize ederiz? Rab bizi nasıl yönlendirebilir? Hangi ayetleri daha fazla okuyabiliriz? Ve bu dönem birbirimizi teşvik nasıl edebiliriz? O zaman bu yayında sevgili eşim Kanivar Bakır da bizimle beraber olacak ve bunun sohbetini de yapacağız beraber. Yani bugün istiyorum ki sizden gelen mesajları da okuyalım ve eğer sizinle ilgili dua istekleri çok yolluyorsunuz bana bu ara ve dua ediyorum sizin için.
Gerçekten kaygılarınız varsa, görünmeyenlere diye şu anda görünenlere çok fazla tutulmuş hissediyorsanız lütfen dua etmemiz için bize mesaj yollayın. Varsa istekleriniz lütfen mesajlarınızı yollamaya devam edin. Ve bugün eşimi şimdi davet ediyorum ve şunu söylemek istiyorum. Rab bu bölümde gerçekten işlesin, Rab bu bölümde konuşsun. Bizim için de her zaman kolay olmuyor, her zaman esenlik olmuyor ama yine de Rab'bin önünde durmak istiyoruz bugün. Ondan esenlik almak istiyoruz, onun bereketini istiyoruz. O verecek. Bizim yapacağımız şeyler o kadar kısıtlı, o kadar sınırlı ki insan yüreği o kadar çabuk sıkılabiliyor, o kadar çabuk kaygılanabiliyor ki, ama Rab egemen olsun. Hem bu yayında Rab egemen olsun, hem de bugün bütün yüreklere konuşmak istediği her şeyi Rab konuşsun. O zaman dua edeceğim şimdi ve duayla başlayacağız programa. Sonra da eşimi davet edeceğim ve bakalım bugün Rab ne konuşmak istiyor bizimle. Evet. Ya Rab, senin önüne geliyoruz. Rab, bugün yeni bir yayın bizim için Rab. Bugün yeni bir gün ve devam ediyoruz baba. Bütün zorluklara, bütün kaygılara, bütün sıkıntılara rağmen devam ediyoruz baba. Çünkü sen bizim devam etmemizi istiyorsun. Rab, bugün sen bütün yüreklere dokun baba ve kaygılı olan, senin görünmeyenlerini göremeyen yüreklerimize baba, senin kaygılanmalıyım dediğin anlara geri dönelim diye dua ediyorum Rab. Lütfen sen bugün kaygılarımızı al. Lütfen sen bugün yüreklerimizi ısıt Rab. Ve lütfen senin sözün konuşsun diye dua ediyorum Rab. Ve bugün bütün ihtiyacı olan kardeşlerim için dua ediyorum Rab. Şifaya ihtiyacı olan kardeşlerim için, ekonomik sıkıntıda olan kardeşlerim için Rab, dünya için dua ediyorum Rab, bu hastalık için dua ediyorum. Lütfen sen egemen ol Rab ve bu dönem Rab, senin müjden, senin kelamın daha fazla yayılsın diye dua ediyorum ve bizi kullan Rab. Sen yüreklerimizi değiştir diye dua ediyorum Rab. Sen egemensin. Seni seviyoruz ve seni davet ediyoruz Rab. Bu programa, bu eve, bütün evlere davet ediyoruz seni Rab. Lütfen sen bizimle birlikte ol. Gel ve yüreğimizde taht kur diye dua ediyoruz Rab. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Evet. Şimdi eşimi davet ediyorum. Yanıma gelsin. Başlayalım. Evet. Buyurun efendim. Sayın Kanivar Bakır. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evine. Evime geldim. Biz ilk defa sanırım, yani bu bizim zaten ilk canlı yayınımız değil ama evimizden ilk defa insanlara sesleneceğiz. Evet. Nasıl hissediyorsun? Ya aslında biraz heyecanlı. Yani kendi evimizde yani bir program yapmak, bir program sunmak heyecan verici, güzel, değerli. Ve şey, aslında teşvik ve güç de veren bir şey. Kendi evimizde olmamız aynı zamanda. Çünkü bizim evde Tanrı'yı temsil ettiğini düşündüğümüz Yahuda aslanı temsil eden, arkamızda aslan figürü var. O zaman Yahuda aslanı arkamızdaysa, Tanrı'nın kendisi arkamızdaysa, o zaman bir problem yok. Ve bugün zor bir gün hepimiz için. Yani zor bir günle başladık. Çünkü ben bekliyordum zaten. Bugün dedim ki yani bugün güzel bir şey yapılacak. Bugün canlı yayın yapılacak. Kesin böyle bir saldırı, bir evsensizlik olabiliyor. Onu söylemek istiyorum. Yani gerçekten sıkıntılar olabiliyor. Yürekte kaygılarımız olabiliyor. Peki Kanivar, sana şunu söylemek istiyorum. Sıkıntılar, sorunlar ve kaygılar bu dönem sanki hayatta daha fazla arttı. Özellikle şey diyorsun, sen kadınlarda biraz daha kaygı problemi daha yüksek diyorsun. Evet, onlar daha endişeleniyor. Evet. Peki sence bu sıkıntı ve kaygılarda Tanrı nerede? Yani bizi yalnız mı bıraktı? Çok fazla kaygı var, çok fazla sıkıntı var, bir sürü problemler var. İnsanlar sürekli mesaj atıyor bize de. Tanrı nerede? Bizi yalnız mı bıraktı? Unuttu mu bizi? Ne düşünüyorsun? Ya şöyle düşünüyorum aslında. Tanrı nerede? Evet, yukarıda, göklerde diyoruz. Ama aynı zamanda Tanrı aramızda, yanımızda. Amin. Ve biz inanıp iman edenlerin kutsal ruh aynı zamanda içinde. Tanrı'nın kendisi bizim yüreklerimizde ve aramızdadır. Hı hı. Ve bizler neye güveniyoruz? Kayamız olan Tanrı'ya güveniyoruz. Amin. Sırtımızı Rab'be veriyoruz. O zaman Tanrı bizimle ise kaygılar neden var? Yani diyoruz ki problemler var çünkü biz dünyadayız. Hı hı. Tanrı ben sizinle olmayacağım demedi. Hı hı. Ama kaygılarınız olacak dedi. Dünyadasınız, kaygılarınız olacak ama korkmayın çünkü ben sizinleyim. Amin. Yani amin. O Rabbimiz olarak bizim yanımızda, bizi güçlendiren, bizi kayıran, bizi koruyan, bize
teselli veren bir tanrı var. Burada aslında bu sözleri, şimdi Kanivar bu sözleri paylaşırken tekrar kendime de içten böyle hatırlatıyorum. Dediğim gibi yani bu dönem kaygıların, sıkıntıların, problemlerin çok daha arttığını biliyoruz. İşsizlik sıkıntıları, işte her evde farklı farklı sorunlar olabiliyor. Ama gerçekten Rab burada, yani bizimle beraber. Bizimle evet. Hem sıkıntıda, evet. Hem eğlencede, hem gülerken, hem ağlarken Tanrı bizimle. Bunu zaten ağlarken de hissediyorum, gülerken de hissediyorum. Evet. Kendimizi hatırlatmamız gerekiyor, öyle değil mi? Yani Rabbin evet. Burada olduğunu. Ya şöyle düşünüyorum, yani biz burada bu evde oturuyoruz şu anda, ya da siz her neredeyseniz, yani bulunduğunuz evi size Rab verdi, oturduğunuz odayı size Rab sağladı, buzdolabınızda bulunanları size Rab sağladı. Amin. Evet, yani dünyada iblisten dolayı sıkıntılar, insanların yüreğinden, bencilliklerden dolayı, kendi fikirlerinden dolayı sıkıntılar var, ama yine de Tanrı'nın aslında kendisi bizimle. Ve bu sabah Ekrem abi aslında bir mezmur atmıştı. Teşvik veren, özellikle bu hastalık döneminde. Yani birkaç kaygı var. Birkaç kaygı türü var. Bunlardan özellikle bir tanesi, yani maddi yaşamın verdiği sıkıntılar, ekonomik kaygılar. Ekonomik kaygılar. En büyük ekonomik kaygılar. Yüreği daraltan, sıkıntıya sokan, belki Tanrı'dan da uzaklaştıran ekonomik kaygılar. Evet. Bunun şu anki kaynağı ne? Hastalık. Yani yaşamsal kaygılar. Evet. Yani biz bu hastalık dönemini atlatabilecek miyiz? Yani hastalanmadan atlatabilecek miyiz? Hastalandığımızda Rab bize şifa verecek mi? Nasıl bizi çıkaracak bu durumdan? Yani böyle kaygılar var. Ama daha değerlisi bence ruhsal kaygılar var. Yani ruhsal kaygılar var. Bu ruhsal sefer bu kaygılar... ikisinin yani birlikte açtığı ve daha büyük bir top haline getirdiği ruhsal kaygılar var. Psikolojik olarak, ruhsal olarak kendimizi iyi hissetmeyebiliyoruz. Tanrı'nın önünde huzursuz hissedebiliyoruz. Tanrı'ya güvenmeyi unutabiliyoruz zaten. Oradan şunun geliyor. Bunu söylemek istiyorum. Gerçekten lafını balla kesiyorum. Tanrı'ya güvenmeyi unutuyoruz. Ve belki bu ruhsal boyuta da geçiyor. Yani artık ekonomik kaygı bir gerçek haline geliyor. Ve bu ruhsal olarak bizi bozmaya başlıyor. Çünkü neden? Bu sefer Tanrı'yı sorgulamaya başlıyorsun, topluluğunu sorgulamaya başlıyorsun, hayatı sorgulamaya başlıyorsun. Çok daha tehlikeli bir boyut aslında. Ekonomik gibi görünen şey senin aslında ruhsal hayatını da zedelemeye başlıyor yavaş yavaş. Doğru. Yani şöyle düşünüyorum, yani belki bir örnek verebiliriz bununla ilgili. Güneşin altında bir yaşam var. Ve Tanrı'yı kendi güneşimiz gibi görebiliriz. Yani o bizi aydınlatan, bizlere ışık veren, bizlere sevinç, yani bizlere oksijeni sağlayan her şeyi yani sağlayan kaynak olarak görebiliriz. Ama bazı ağaçların altında ya da bazı gölgelik noktalarda karanlık yerler var. Ve biz diyoruz ki oraya güneş ulaşmıyor. Acaba yani burada ne var? Buradaki problem ne? Bize nasıl yansır? Bize bir etkisi olacak mı? Ya da dokunduğumuzda nasıl bir tepkiyle, nasıl bir problemle karşılaşacağız derken kendi iç dünyamızda, ruhsal yaşantımızda odağımız Tanrı'dan bu tarafa geçtiği için o zaman iblis bir yerde çalışmaya başlıyor. Tabii. Problemler çünkü yaratıyor. Zaten en sevdiği şey, yani bugün şimdi birazdan tekrar dua edeceğiz hep beraber, yani Kanivar'dan dua etmesini isteyeceğim. Zaten kötü olanın en sevdiği şey bu. Yani kaygılar öyle bir noktaya getirsin ki bizi, gerek hastalıklar, gerek ekonomik kaygılar, gerek evinizdeki olan belki sıkıntılarınız öyle bir hale getirsin ki böyle sesler çoğalsın ve Tanrı'nın sesini duymamaya başlıyorsunuz. Yani gözümüz yani, de görmemeye başlıyor. Oysa ki güneşin altındayız. Yani Tanrı'nın egemenliği altındayız. Tanrı'nın varlığı bizim aramızda. Amin. Ama Tanrı'ya dokunup onu hissetmek, ona bakmak, ona dokunmak, onunla konuşmak ve ondan teselli ve güç almak yerine hastalık ya da o maddi sıkıntıların verdiği zorluklarla acaba yarın nasıl atlatacağız? Gelecek ay nasıl olacak? Evet. Birkaç ay sonra bu şeyler devam ederse yani devlet bize yardım etmezse, öyle bir şey olmazsa biz ne? Yani sürekli maddi sıkıntılar, bunların getirdiği ruhsal sıkıntılar
Ve bunlar da aslında yani korona hastalığını getirmese bile bize ruhsal hastalıklar, başka fiziksel hastalıklar getiriyor. Şunu söylemek istiyorum ki %100 anlıyorum sizi. Yani şimdi zannetmeyin ki bizde hiç yok. Yani buradan konuşuyoruz. Buradan evet. Nasıl teşvik ediyoruz sizi? Biz de yaşadığımız için. Yani bunu bütün yüreğimizle söylemek evet. istiyorum. Ben de şimdi bu kaygıları ara ara biz de yaşıyoruz. Yani o ekonomik kaygılar, o sağlık kaygılarını yaşıyoruz. Sadece şunu yapmaya çalışıyoruz. Bu kaygılar yüreğe geldiği zaman birbirimizi teşvik etmeye çalışıyoruz. Bazen kanivar beni teşvik ediyor. Diyor ki bak Şemsa, yani bu geçecektir. Rabbe güven, onu duy, dua edelim. Bazen ben ona yardım etmeye çalışıyorum. Yoksa zannetmeyin ki biz şimdi burada evimizde oturuyoruz da hiçbir zaman kaygı çekmiyoruz, hiçbir acı çekmiyoruz, hiçbir sıkıntı yok, öyle bir şey. Zaten Rabbin yolunda da böyle bir şey yok. Yani şimdi Rab hiçbir zaman şöyle bir söz vermedi bize. Asla sıkıntı çekmeyeceksin, asla hastalanmayacaksın, her şey refah halinde olacak diye bir şey söylemedi. Çünkü bu dünyada yaşıyoruz. Ama onunla beraber bunu yenebileceğimizi de söyledi. Çünkü ne dedi? Kaygılanmayın çünkü ben dünyayı yendim. Ya doğru söylüyorsun. Mesela benim aklıma şey geldi bu kaygılarla ilgili. Yani kendimizden bahsediyoruz. Biz ultra esenlik içinde, ultra böyle kaygısız, yani tamamen sıkıntısız. Tabii robot değiliz. Değiliz. Aslında tabii. Bu zamanlardan bizle Rabbin aracılığıyla amin. Geçebildiğimiz için hani amin. Bu konuda size özellikle teşvik vermek istemiyoruz. Yani bir gün ben kendi işimle ilgili bir problem yaşamıştım. Hı-hı. İşim bir anda kırıldı. Bu hastalıktan dolayı problem Hı-hı. oldu. Benim asıl Hı-hı. kaynak olan işim başkasının eline geçti. Ve sanki böyle kafam doldu dedim. Yani hiç kimse şu durumda bana yardım edemez. Hı-hı. Hiç kimse bana yardım edemez. Yani şu anda bitti. Yani benim işim şu anda tükendi. Hı-hı. Yani Hı-hı. ben ne yapacağım? Sonra yani, biliyoruz yani hamdolsun ki Tanrı'nın ruhu kendisi bizlerle birlikte. Onun ruhu bizim içimizde ve aslında Tanrı'yı hatırladım ve onun sözlerine bakma ihtiyacı duydum. Yani Tanrı var ama ben tükendim gibi düşündüm. Hı-hı. Ben tükendim. Sonra Tanrı'nın sözünü açtım. Yeşu bölümü direkt açıldı. Yani o zaman Yeşu'da şunu gördüm. Tanrı şunu söylüyor. Ben Musa'yla birlikte olduğum gibi seninle de birlikteyim. Amin. Amin. Güçlü ve yürekli ol. Amin. Kaygılanma. Ben seninleyim. Amin. Alabildiğine seni güçlendireceğim. Seninle birlikte olacağım. Amin. Yani amin. Vaat ettiğim bütün toprakları senin ellerine vereceğim. Amin. Ve ben şey düşündüm. Yani Yeşu gidip yani bomboş arazileri gidip sahiplenip İsrail halkına vermedi. Yani önünde koskoca topraklar, Kenan toprakları vardı, Eriha vardı. Yani devasa surlu bir kent, güçlü savaşçıların olduğu bir kent. Ama Tanrı'nın onlarla birlikte oluşuyla, Tanrı'nın yönlendirişiyle Tanrı o surlu kentleri bile yıktı. Amin. Ve amin. Onlarla birlikte olarak onlara zafer çok kazandırdı. Güzel. O zaman bu bana büyük bir teşvik oldu. Dedim ki, yani benim için bitmiş hiçbir şey yoktur. Hı-hı. Tanrı benimledir. Eğer Hı-hı. bir sur, bir Hı-hı. problem varsa Tanrı bunu yıkacaktır. Benim gündelik ekmeğimi de o sağlayacaktır ve o zaman öyle bir esenlik hissettim ki dedim ki evet, yani şu anda Tanrı benim yüreğimde, Tanrı benim evimde, Tanrı çünkü, bizim aramızda. Çünkü şöyle bir şey var, yani bilmiyorum bana katılıyor musun Kayı var. Yani bazen biz bedensel olarak bittiğimizi hissedebiliyoruz. Evet. Yani evet. artık çok yoruldum. Yani çabalamaktan da sıkıldım. Hı-hı. Bittim yani diyorsun. Evet. Bittim. Yok yani. Devam Hı-hı. edemeyeceğim ama işte ben bittiğim dediğim zaman Rab başlıyor. Gücüm güçsüz. Değil mi? Tamam. Aynen öyle. Yani biz bittik diyoruz ya. Bittim ben artık bunu kaldıramayacağım ki diyoruz. Bakın size yani işiyle ilgili eşim bir şey Hı-hı. paylaştı ve bunu gündelik hayatta da çok yaşıyoruz. Ben de bazen bedensel olarak artık yoruldum. Bunu yapmak istemiyorum. Bunu taşımak istemiyorum diyor. Sen daha iyi bilirsin. Aha. Ama Rab geliyor ve diyor ki yok. Yani kalkacağız şimdi. Ya Tanrı'nın gündelik ekmeğimiz için bu tür en azından kaygı için bize verdiği söze belki biz seninle birlikte bakabiliriz. Sen ara, ben de şimdi kısacık bir şey paylaşmak istiyorum size. Çok teşvik vermişti tamam, bana. Ondan sonra kutsal kitaptan paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün bol bol dua etmek istiyoruz. Bol bol Rabbin sözünü paylaşmak istiyoruz. Lütfen siz de mesajlarınızı, belki dua isteklerini, belki bu dönemde böyle hissediyor musunuz? Yani
gözümüzü görünmeyenlere çevirmek istiyoruz. Gözümüzü Rabbin egemenliğine çevirmek istiyoruz beraber. Ama yürekte taşıdığımız kaygılar ve sıkıntılardan da arınmak gerekiyor. O zaman Rab bugün bizim yüreklerimizi bir temizlesin, böyle bir ferahlatsın ve kendi egemenliğinin fotoğrafını daha çok görmemiz için bize yardım etsin. 2. Korintliler 4:18'de diyor ki, gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Çünkü görünenler geçicidir, görünmeyenlerse sonsuza dek kalıcıdır. Bu gerçekten çok büyük bir söz ve bu söze, bu favori bir söz. Evet. Çok güzel bir söz. Amin diyorum bu söze. Rab gerçekten bizim gözlerimizi görünmeyenlere çevirsin Kanivar. Amin. Aslında bir yerde imanı da tanımlamak. Amin. Yani çok amin. Değerlidir. Yani amin. İbranilerde de bu şekilde geçiyor. Ve yeme, içme, giyinme kaygısı, gündelik ekmeğimizle ilgili kaygıya bakacak olursak bununla ilgili Matta 6:25'ten 34'e kadar olan ayetleri ben sizin için okumak istiyorum. Diyor ki, bu nedenle şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Amin. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kırzambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışır ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söylüyorum. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocakta atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? Ey kıt imanlar. Yani bize amin. Kıt imanlar diye sesleniyor. Ve devamına evet. Bakabiliriz. Öyleyse diyor, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diye kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Evet. Oysa göksel babanız bütün bunlara gereksiniminiz olduğunu bilir. Amin. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter. Bugün bu sözler yürekte pesenk olsun. Ben kendim için de söylüyorum. Burada bütün izleyenler için de söylüyorum. Rab diyor ki, ey kıtlı imanlılar. Yani beni tanıyan bütün imanlılar. Bilmiyor musunuz ki ben çiçekleri, böcekleri, kuşları doyuran bir tanrıyım diyor Rab. Seni mi doyuramayacağım? Sana mı ekmeğini vermeyeceğim? Ama insan olarak tasalanıyoruz. Rabbi tanımamıza rağmen, bu kelamları bilmemize rağmen tasalanıyoruz. Ama bugün bu tasaları reddedelim. Bugün bizim için dua eder misin Kanivar? Yani bu yürekte bu sıkıntıları yaşıyorsak, bu problemleri, bu kaygıları yaşıyorsak gerçekten Rab bize yardım etsin, hepimize yardım etsin ki onun bizim görmek istediği şeyleri görmemiz için yardım etsin. Çünkü bu dünyasal problemlerin ardında Rabbin egemenliği var. Onları görebilelim diye senden dua istiyoruz. Yani belki farklı bir bakış açısı olacak. Yani biz neden kaygılanıyoruz, neden kaygılanıyoruz diyor. Ama Tanrı bizi bizden çok daha iyi tanıyor ve bizim insan olduğumuzu hatırlıyor. İnsan olduğumuzu biliyor. Daha şimdiden, amin. Yani çok öncesinden bizim bu kaygıları çekeceğimizi bildiği amin. İçin, imanlılar olarak dahil amin. Bu kaygıları çekeceğimizi bildiği için ta 2000 yıl öncesinden bu sözleri, belki çok daha öncesinden başka sözler eski antlaşmada da verdi ki biz Rab'be güvenelim, amin. Onun yaptıklarına güvenelim zaten ve onun sağlayışının ardında şöyle bir şey var. Duralım. Rab zaten bizim korkacağımızı da biliyor, kaygılanacağımızı da biliyor, hamdolsun. Ama yine de diyor ki, kıt imanlı çocuğum, yani çocuğum hatırla, beni hatırla, tekrar evet. sözümü hatırla, evet. biliyor ve zaten Tanrı bizi en çok neden anlıyor? Çünkü o da bizim bizi kendi benzerliğinde yarattı ve yeryüzüne de beden alıp aramızda yaşadı. Bizim tutkularımızı, günahlarımızın nasıl olduğunu, neyi isteyip istemediğimizi bizden daha iyi bilen bir Tanrımız var. Evet. O yüzden dediğin gibi bu sözler bize biraz da teselli versin. Rab bizi anlıyor, yargılamıyor. Evet. Sadece hatırlatmak istiyor. Evet. Dua eder misin maddi bizim için? Maddi yaşamın kaygıları için dua edebilirim. Ya Rab, sana hamd ediyorum, şükrediyorum. Bizleri bu şekilde bir araya getirdiğin için, hem eşimle hem izleyen kardeşlerimle, arkadaşlarımızla, değerli insanlarla bir araya getirdiğin için sana şükrediyoruz Rab. Sadece bizde de değil Rab,
izleyen her bir kişide, her bir bireyde maddi yaşamın verdiği kaygılar, sıkıntılar olabiliyor ve Rab, bunun için senin önüne gelmek istiyorum baba. Sen Rab, bu insanların, bizlerin, herkesin Rab yüreğindeki kaygıları gör, fark et ve Rab bu sözler aracılığıyla teselli et diye dua ediyorum. Rab sen dokun. Gerçekten bu koronavirüsün etkin olduğu bu dönemde insanların maddi kaynaklarının kısıtlandığı, sıkıntıya girdiği, ne giyecek ne de yiyecek konusunda kaygılardan kurtulamadığı, sıkıntı yaşadığı bu dönemde sen kaygılarını al. Rab gündelik ekmeklerini sen sağla, giyeceklerini sen sağla ki Rab onlar her şeyin yaratanın, var edenin sen olduğunu anımsasın, hatırlasın. Rab bizler senin varlığını hatırlayalım. Amin. Rab çünkü gücümüz gerçekten güçsüzlüğümüzde ve senin gücünde tamamlanır. Sana güvenmek, hepimiz, izleyen her bir yürek senin varlığını hissetsin, senin varlığını hatırlasın ve senin sözünden güç ve teşvik alsın. Çünkü Rab, Süleyman'ı nasıl gerçekten giydirdiysen Rab, onları da giydireceğinin garantisini veriyorsun. Amin. Rab, yılanları, akrepleri, Rab kuşları, neler varsa nasıl doyuruyorsan onlardan çok değer, çok daha değerli olup çok daha iyi şekilde bakacağını ve onları doyuracağını, amin, onlara sağlayışın senden geleceğini hatırlat ve bunu sen onlara, amin, da sağla. Amin. Sağlayışın, kutsayışın, bereketin senin ellerinden dökülsün diye dua ediyorum baba. Oğlun İsa Mesih'in adıyla imanımız da artır. Amin. Amin. Gerçekten öyle olsun. Rab imanımızı artırsın. Rab bizimle beraber olsun. Rab bu sözleri zaten bize tekrar kendini hatırlatmak, vaadini hatırlatmak için söylüyor. Ya bu çok garip bir dönem. Aslında bir yandan şöyle düşünüyor musun hiç? Yani korona var ve çok sıkıntılı ve çok zor bir süreç ama bir yandan da insanlar böyle biraz kendine, biraz Tanrı'ya daha mı fazla yaklaştı? Tanrı'yı daha mı fazla arıyorlar? Ne düşünüyorsun bu konuda? Yani şimdi evlerdeyiz, çok fazla özgürlüğümüz yok. İstediğimiz insanlarla görüşemiyoruz. Kendi ailelerimizle bile görüşemediğimiz bir dönem yaşıyoruz. Doğru. İnsanlar bu dönem Tanrı'yı daha mı fazla hatırlıyorlar? İmanlılar belki biraz daha fazla iç dünyalarında da mı hesaplaşmaya başladılar? Tanrı'yı tanımayan insanlar onu daha mı fazla aramaya başladı? Ne görüyorsun sen şu korona döneminde? Ya benim dışarıda gördüğüm şey %60 evet, %40 hayır. Neden? Çünkü istatistik. Yani benim kendi çevremde gördüğüm insanlar, yani benimle asla Tanrı hakkında konuşmayan birçok insan, yani %20 oranında diyeyim, konuşmaya, sorgulamaya başladı. Bana sormaya başladı. Bazen link atıyorum, işte bir şeyler izlesinler ya da bir şeyler okusunlar diye teşvik ediyorum. Ne bileyim, Netflix izliyorlarsa işte The Bible vesaire, bazı şeyler var, işte diziler. Diziler var. Çok onlara güzel. Yönlendiriyorum. Çünkü hiçbir şey değilse bile Netflix'ten dahi kutsal kitabı, o dönemdeki yaşamı, Tanrı'nın karakterini oradan görüp izleyebiliyorlar. Yani bu da müjde için aslında bir fırsat. Ama diğer yandan sorgulamayan insanlar da var. Yani o insanlar da genelde şu dönemde maskelerini takıp kendilerini hayattan izole edip kaygının içinde neredeyse kaybolmak üzere olan insanlar ya da artık hiçbir şey umurumda değil, bu saatten sonra hiçbir şeyle uğraşamam, yaşarsam yaşarım, ölürsem ölürüm diyen insanlar. Yani bunlar da her şeyden aslında neredeyse vazgeçmiş gibi görünen insanlar. Ama dediğim gibi %40 zaten benim çevremdeki insanlar Tanrı ile ilgiliydi ama bu %20 arttı. Kalan %40 farklı kaygılar içerisinde ben ilerleyen insanlar. Ben mesela şöyle görüyorum. İmanlılar için müthiş bir düşünme süreci var. Yani biz Hristiyanlar için müthiş bir düşünme süreci var. Evet. Çünkü Tanrı elini, ayağını, ayağımızı çekip bizim bir yerde olmamıza izin verdi. Şimdi en çok sık sorulan soru bana, koronaya Rab mi izin verdi? Hiç buna girmeyeceğim. İzin verdi mi, izin vermedi? Bilmiyorum. Yani Tanrı bunu Tanrı mı yarattı? Tanrı yaratmadı mı? Doğa mı yarattı? Bilmiyorum. Ama şunu kesin olarak biliyorum ki Rab bizim bu süreci yaşamamızda izin verdi. İzin verdi. Evet, yani onun izni olmadan biz hiçbir şey yaşayamayız. Doğru. Bu kesin ve net bir şekilde. Peki bunu kötü olduğu için mi Tanrı yapıyor? Hayır. Buradan da Rab yine
yine lütfunu bize göstererek bizi yine değiştirmek istiyor. Ben böyle hissediyorum. Yani bu süreçte mesela belki hiç zamanı olmayan aileler birbirine yakınlaştı. Hı-hı. Eşler birbirine yakınlaştı. Hı-hı. Tamam, kavgalar, sıkıntılar artıyor ama bir yandan da insanlar birbirine ne kadar çok sevdiklerini, ne kadar çok özlediklerini de, bazı şeylerin kıymeti daha fazla bilinmeye başladı. Belki bu kaygılar, bu sıkıntılar Rabbe daha fazla gitmemize neden oldu. Ona daha fazla yakarmamıza, dua etmemize neden oldu. Belki arınmamız gereken şeyler var iş dünyamızda. Yani Rabbin bizi değiştireceğine inanıyoruz. Ne diyoruz? Bütün hayatımız boyunca dehşet içinde bakıyor eşim şu anda bana, ne diyor. Güzel konuşuyorsun değil mi? Mesela Rab diyor ki bütün hayatın boyunca senin değiştireceğim, kutsal yapacağım seni. Ama bu değişim belki bir ömür boyu sürecek. Evet, biz o zaman belki bu süreci Tanrı hızlandırmak istedi. Artık değiştirmek istiyor bazı şeyleri gibi hissediyorum ben Rab. Ya herkesin kişisel bir fikri var. Yani kutsal kitabı da okuyoruz. Ve şey gibi, yani benim gördüğüm, en azından benim gördüğüm şey, yeryüzünde insanların yaptıkları devam ediyor. İnsanların yaptığı kötülükler devam ediyor ve bazen bizler dua ediyoruz. Rab, adaletin nerede? Hı. Rab, yargın nerede? Hı hı. Ya bu kötü insanların, kötülüğün üzerine sen bir yargı, bir şey göndermeyecek misin? Bir şey, hı hı, yapmayacaksın. Yapmayacak mısın? Nasıl çünkü bu son insanız, gelecek? İnsanız, istiyoruz. Yani aha, mesela kötü bir şey olduğunda ya da bizim hayatlarımızda kötü bir şey olduğunda hemen diyoruz ki Rab, yargın nerede? Bak, bana bunu yaptı. Lütfen karşılık veremeyeceğim, ben sen ver diye istiyoruz Rab'den. Ve şimdi görüyoruz ki yani insanların yapmış olduğu bir, hı-hı, şeyin sonucu bu hastalık. Yani evet, ne oldu? Biri bir şeyler yedi ya da birileri laboratuvar, hı-hı, ortamında bir şeyler yaptı. Bilmiyoruz. Hı-hı. Ama bir şeyler oldu ve bunun da bir sonucu var. Evet. Eğer yapılan bir kötülüğün yani yargısının olmasını istiyorsak bunun bir, bu yargı için bir sonuç da gerekli. Bu sonuç doğrultusunda bir yargı geliyor. Hı hı. Ve doğal olarak yani insanlardan kaynaklı bir kötülük var ama Tanrı'nın kendisi buna izin vermekle birlikte, hı hı, bu kötü şeyden iyi bir şey çıkarmak için bizimle birlikte çalışıyor. Anladım. Kendini daha fazla hatırlatmak, hı hı, bizi kendisine yaklaştırmak, hı hı, senin söylediğin gibi belki ailelerin kendi aralarında daha fazla zaman geçirmesi, bir şeyler yapması, imanlarının artması, diğer insanların gerçekten Tanrı'yı sorgulaması için bir şeyler yapıyor. Yani Yusuf'u hatırlıyoruz. Kötü bir şey oldu. Bütün dünyada kıtlık oldu. Ama ne yaptı Tanrı? Kötü olan şeyi Yusuf aracılığıyla iyi bir şeye dönüştürdü. Yani Yusuf aracılığıyla bütün insanlara yiyecek sağladı. Hı hı. Kötü olanı kullanarak Tanrı iyi bir şeyler yapıyor bizim hayatlarımızda. Sadece buna odaklanabiliriz, buna güvenebiliriz. Neden? Amin. Ne olursa olsun Tanrı, olsun Tanrı var, Tanrı aramızdadır. Ve o sıkıntılarımızda bize gerçekten destek olandır. Kötü olan bir şey, yani işte görünmeyene aslında odaklanmak demek bu. Şimdi baktığımız zaman fotoğrafa, bunu söylemek istiyorum. Fotoğraf kötü gibi görünüyor değil mi? Yani dünya koronavirüs salgınıyla şu anda başa çıkmaya çalışıyor. İnsanlar hastalanıyor. Sıkıntılar var. Ekonomik problemler var. Bu tabloya bakıldığında korkunç kötü bir tablo görünüyor. Yani yüreği hem burkan hem de nefes alamayacağımız bir tablo görünüyor. Ama evet, Rabbin burada işleyişine baktığımızda, yani Tanrı çünkü bu dönem her zamandan çok çalışıyor. Bizim hayatlarımızda çalışıyor. Bizi terk etmedi. Bizimle beraber olan bir Rab var. O zaman nasıl görünmeyenlere odaklanacağız? Hani var bu kadar olumsuz tablonun içinde. Görünmeyene nasıl odaklanacağız? Aslında Tanrı kendisini hatırlatıyor, hatırlatacak. Hı hı. Çünkü şey, bizi bazı noktalarda çaresiz bırakıyor. Çaresiz olduğumuzu hatırlatıyor. Evet, güçsüzüz. Ve bizler güçsüz ve çaresiz kaldığımız zaman, Tanrı'nın sözüne baktığımız, hı hı, zaman, Tanrı'nın bu durumda bize yani nasıl yardım edeceğini düşündüğümüz zaman, bu kaygıyla yani Rabbin söz, Rabbe dua etmeye başladığımızda Rabbin bize verdiği cevaplar var. Yani mesela çok basit bir şey, bizim kilisenin WhatsApp grubu var. Hı hı. Yani oradaki kardeşlerden bir tanesi mezmur paylaşmış. Yani bu sabah, hı hı, kutsal kitabı okumuş, hı hı, ve Tanrı'dan bu, hı hı, hastalıklarla ilgili inanılmaz teşvik almış. Yani 91. mezmur hatırladığım kadarıyla. Evet, ilk 16
ayet istersen okuyabilirim. Lütfen. Yani belki sizin de yüreğinize teşvik olur. Zaten bir mesaj geldi Angel Hanım'dan. Şifaya ihtiyacı olan insanları dualarınızda hatırlayın. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten Rab dokunsun. Bütün şifa ihtiyacı olan çok hasta insan var. Sadece koronada değil. Bu mezmuru okuduktan sonra dua edeceğiz. Tabii. Dua edebiliriz. Tabii. Diyor ki yüceler yücesinin bağrında oturan her şeyi gücü yetenin gölgesinde barınır. O benim sığınağım kalemdir derim Rab için. Tanrımdır. Ona güvenirim. Çünkü o seni avcı tuzağından, ölümcül hastalıktan kurtarır. Seni kanatlarının altına alır, onların altına sığınırsın. Onun sadakati senin kalkanın, siperin olur. Ne gecenin dehşetinden korkarsın, ne gündüz uçan oktan, ne karanlıkta dolaşan hastalıktan, ne de öğleyin yok eden kırgından. Yanında 1000 kişi, sağında 10.000 kişi kırılsa bile sana dokunmaz. Sen yalnız kendi gözlerinle seyrederek kötülerin cezasını göreceksin. Sen Rabbi kendine sığınak, yüceler yücesini konut edindiğin için başına kötülük gelmeyecek. Amin. Çadırına felaket yaklaşmayacak. Çünkü Tanrı meleklerine buyruk verecek. Gideceğin her yerde seni korusunlar diye. Belki devamını okumaya gerek yok. Ama evet. Yani müthiş bir şey var. Hı-hı. Yani ölüm vadisinden bile geçsen, hastalık da Amin. Olsa, kırgın Amin. Da olsa Amin. Sana Amin. Bir şey dokunmayacak. Amin. Biri seninle birlikte olacak. Neden? Hı-hı. Çünkü Tanrı seninle. Çünkü sen Tanrı'ya sığındın. Çünkü sen Amin. Tanrı'yı kendine sığınak yaptın. Hı-hı. Ona güvendin ve bu yüzden o da seninle birlikte olacak. Elbette ki dediğimiz gibi hasta olan kişiler var. Hı-hı. Ve Rab onları da gerçekten yüreklendirsin ve kendisi şifa koruyacak, versin, korusun. Kendisi seni şifa var. Verecek ve kendisi Amin. Dokunacak. Yani Amin. Bizim değil, onun isteği olacak. Amin. Tanrı'nın Amin. İsteği olacak. Dua edelim. Bir dua edeceğim. Bundan sonra sen de dua edersen. Sen istersen onların şifa bulması Amin. İçin, hasta olan kişiler gerçekten. İçin. Gerçekten dua edelim. Bu teselli çok, için. Çok önemli bir konu. Dua et. Ya Rab senin önüne geliyoruz Rab. Yine her şeyi senin önüne bırakıyoruz Rab. Hastalıklarımızı, kaygılarımızı, sıkıntılarımızı senin önüne getiriyoruz ve senin çarmıhın önünde bırakmak istiyoruz. Rab bu yükleri biz taşımak istemiyoruz. Çünkü sen diyorsun ki benim boyunduruğum hafiftir, yükünü bana ver. Rab yalvarıyorum baba ve istiyoruz baba. Çünkü sen bizim kralımız, sen bizim babamızsın ve isteyin. İmanla isteyen herkes alacaktır diyorsun ve imanla istiyoruz Rab. Baba sen şifa ver, hastalara şifa ver baba. Çünkü çok hasta var Rab. Çok ihtiyacı var insanların senin ruhuna, senin dokunuşuna bu dönem Rab. Sen yardım et dua diye dua ediyorum. Hasta yakınlarına baba yardım et dua ediyor diye dua ediyorum. Lütfen bilgelik ver, kuvvet ver Rab. Ve bu dönem baba hasta olan bütün kardeşlerim, dünyadaki bütün insanları senin önüne getiriyorum Rab. Güç ver ve baba senin yüceliğini görebilsinler diye dua ediyorum Rab. Ve bu hastalıklar bizi korkutmasın, bizi yıldırmasın diye dua ediyorum Rab. Senin ruhunun yönetiminde olduğumuzu hatırlat bize diye dua ediyorum Rab. Ve yürekleri tekrar yenile Rab. Çünkü hastalıklar baba, hastalıklar bizim yüreklerimizi korkuyla kaplıyor baba ve ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi bilemez halde avare bir şekilde dolanıyoruz Rab. O zaman sen hatırlat baba, bugün sözlerini hatırlat, bugün gücünü bize hatırlat diye dua ediyorum Rab. Çünkü sana çok ihtiyacımız var, dünyanın sana çok ihtiyacı var Rab. Senin bütün yarattığın insanların sana çok ihtiyacı var baba. Senin varlığına, seni hissetmeye çok ihtiyacımız var Rab. Bugün dokun baba. Bugün hasta yüreklere dokun. Bedensel hastalara dokun. Bugün Rab sen şifanı ver diye dua ediyorum ve her şeyi sen görüyorsun ve lütfen bunu bize hatırlat. Her şeyin senin kontrolünde olduğunu bize hatırlat Rab ve sen iyi bir Tanrısın, iyi bir babasın Rab. Lütfen sen yüreklere esenlik ver ve kaygıları güzel bir denizin dalgaları gibi baba yüreklerden al ve götür, uzaklara götür baba. Fısıldamaları sen sustur ve sadece senin güzel sesini duyalım diye dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Çok teşekkür ederim. Yani güzel bir dua ettin ve şey hani buradaki sözler gerçekten çok güçlü. Diyor ki sen Rabbi kendine sığınak. Evet. Yani hı-hı. sığınak edindiğin için, yüceler yücesini konut edindiğin için başına bir şey gelmeyecek. Hı-hı. Yani bizler
sığınağımız olan Rabb'e güvendiğimiz zaman, ona sığındığımız zaman onun bize nasıl esenlik verdiğine, bizi nasıl yardım ettiğini görebiliriz. Yani iman olmalı. Yani dememiz lazım ki biz hastalansak bile, biz yaşamlarımızı teslim etsek bile biliyoruz ki biz Rabb'e aitiz. Onun yanındayız. Amin. Onunla birlikteyiz. Amin. Gitsek bile onun yanına gideceğiz ama yine de imanla ondan şifa alacağımızı, onun adıyla hastalanmayacağımızı bekliyoruz. Amin. Neden? Çünkü biz ona güveniyoruz. Biz ona aitiz. Zaten biz onu kendimize sığınak edindiğimiz zaman yani bütün kaygılarımız bir anda yani ortadan kalktığını fark edebiliyoruz. Esenliğin nasıl üzerimize geldiğini ve güvenin tekrar geri döndüğüne. Neden? Çünkü Tanrı'nın sağlayışının üzerinde bir sağlayış yok. Tanrı'nın gücünün üzerinde bir güç yok. Bunu söylemek istiyorum. Aslında nasıl... çok doğru bir şey söylüyorsun. Yani kaygı kalabilir ki. Şunu söylemek istiyorum sana. Gerçekten çok doğru bir şey söyledin. Şunu hatırlamamız gerekiyor. Rab'den uzak bir hayatımız bizim olamıyor. Yani Rab'den uzaklaştığımız ya da Rabbin hayatımızda olmadığı zamanlarda çok daha büyük sefalet, çok daha büyük ruhsal sıkıntılar çekiyoruz. Ben şu bir imanlı olarak şunu yeğlerim. Tanrı ile beraber sıkıntı çekmek. Yani çünkü şunu biliyorum. Ben gerekeni yapmam gerekiyor. Bu koronavirüsten konuştuğumuz bir zaman ne yapmam gerekiyor? İşte mümkün mertebe işte hijyenimizi korumamız gerekiyor. İzolasyonumuzu ama akli dengemizi kaybetmeden yapmamız gerekiyor. Doğru. Ve şuna inanmamız gerekiyor ki Rab bizimle beraber. Ya şey diyorsun yani ruhsal kaygılarımız da var. Evet. Bu ruhsal kaygılarımız da yine yani bu diğer hem hastalık hem diğer kaygılardan kaynaklı daha büyük bir kaygı çıkıyor. Daha büyük bir problem daha doğrusu ortaya çıkıyor. Evet. Ruhsal bir problem çıkıyor. O zaman bu kaygının ortadan kalkması için yine Rabbin kendisinde şifa buluyoruz. Yani şey istersen bu ruhsal kaygıyla da ilgili birkaç ayet okuyabilirsin. Paylaşalım. Yorum, çünkü neden? Yani bir anda bu kaygıları izin verdik hayatımıza girmeyi bir hastalıkla beraber. Evet. Koronafobi başladı, anksiyete başladı, panik atak. Bu sefer çok farklı ruhsal boyutlara gittik. Yani hastalıktan korunacağız diye bu sefer ruhsal hastalıklara merhaba demiş olduk hep beraber. Ama Tanrı'yı unuttuk burada. Ya Tanrı'nın bunu da bildiği için, yani ben her zaman söylüyorum, Tanrı bizi tanıyor. Hamdolsun, bizi çok iyi tanıyor. Bize kendi sözleri aracılığıyla teslim ve güç veriyor. Ve aynı zamanda bizim nasıl bir duruş sergilememiz gerektiğini söylüyor. Amin. Yani diyor ki sen Tanrı'nın çocuğusun. Tanrı seni yarattı, Tanrı seninle birliktedir. Amin. Seni dünyaya terk edip gitmedi ama aranızdayım ben. Bu yüzden size yakışan bu değil, budur. Siz bu şekilde durun, beni sığınak edinin, bana güvenin. Ben gerekeni yapacağım sizin için. Amin. Çünkü sizin sahibiniz benim. Benim. Ve Filipililer 4. ayetten 9. bizimle ayete beraber, kadar. Eğer varsa kutsal kitabınız bizimle beraber açın. Çünkü Rab bugün konuşmak istiyor bizimle. Bu programları biz devam ettiriyoruz ne olursa olsun. Satede Türk'te canlı yayınlarımız devam ediyor. O zaman Tanrı aslında sözünü devam ettirmemizi istiyor. Ve hepimize teselli ve bir şeyler söylemek istiyor. O zaman bu ayetler bugün yüreğimizde gerçekten kazınsın ve bir yer edinsin diye paylaşmak istiyoruz. Lütfen. Yani buyrukla başlıyor aslında Tanrı'nın sözü bize diyor ki Rab de her zaman sevinin. Yine söylüyorum, sevinin. Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Amin. Rabbin gelişi yakındır. Hiç kaygılanmayın. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. Amin. Kaygılı olduğunuzu biliyor ama diyor ki yalvararak şükranla bildirin, ben cevaplayacağım. Amin. Ve bununla sevinin. Çünkü ben cevaplıyorum, ben sizinle birlikteyim, sevinin diyor. Ve devam ediyor. Diyor ki o zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Yani bizler Rab'be gittiğimiz zaman her düşünceyi, her kavrayışı aşan Tanrı'nın esenliği bizim yüreklerimizi koruyacaktır. Yani nasıl biz yüreklerimizi bu kaygılardan, sıkıntılardan, problemlerden kurtarabiliriz? Tanrı'ya yaklaşarak. Tanrı'nın kendisi kurtaracak. Evet, Tanrı'ya yaklaşarak. Yani başka türlü olmuyor. O her kavrayışı aşan gücüyle bu
kaygıyı, bu hastalığı, bu problemi bizden alacak. Hı hı. Amin. Ve amin. Şey diyor, sonuç olarak bir sonuç veriyor bunun sonucunda. Yani bunun sonu olarak. Diyor ki sonuç olarak saygı değer, gerçek, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Benden öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı sizinle birlikte olacaktır. Amin. Çok güzel bir ayet. Yani teşvik alalım, yüreklenelim bu ayetle. Siz Tanrı'nın çocuklarısınız, amin. Siz Tanrı'ya aitsiniz. Ya da amin. Siz Rabb'e güvenmek istiyorsunuz. Amin. Bana bakın, benim öğrettiklerimi okuyun. Amin. Benim öğrettiklerimi düşünün. Benim adımla dua edin. Amin. Bana yaklaşın. Hı hı. O zaman size esenlik vereceğim. Şunu söylemek ben istiyorum. Ben sizinle birlikte olacağım diyor. Tanrı bizimle birlikte. Yani bunu aslında hayatlarımızda daha fazla ilan edelim. Tanrı'nın amin. Bizimle beraber olduğunu. Belki daha fazla sessiz söylememiz gerekiyor. İçimizden evet. Çok yani söylüyoruz. İlan etmek gibi. Evet. Yani yüreklerde ilan etmek Tanrı'nın gibi. Tanrı'nın bizimle birlikte kaygı olduğunu. Kaygı geldiğinde dua edelim kardeşim. Dua et. Yani Rabbin önüne yaklaşalım. Kaygılar geldiğinde Rabbe götürelim. O işte ateş topları böyle beynimizde yandığı zaman ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi bilmediğimiz zaman aslında Rab diyor ki bana gel. Evet ve söylüyor yani bunları da önce düşün. Şu andaki içerisinde bulunduğun ruhsal düşünce Tanrı'nın önünde saygı değer ve pak bir düşünce mi? Aa evet. Yani mesela övülmeye şu anda övülmeye değer bir düşünce. Tanrı sen bunu düşündüğün için seni övüyor mu? Ya. Bu pak mı? Saygı değer mi? Aha. Yani bunu düşün ve benim karakterimi düşün. Eğer ben bu karakterlerdeysem, aha, o zaman benim karakterime uygun olarak düşün. Ve o zaman aslında şunu söylüyorum. Şimdi atıyorum bir şey yaşıyorsunuz, bir sağlık problemi yaşıyorsunuz, bir ekonomik problem yaşıyorsunuz, ağlamaya başlıyoruz, korkmaya başlıyoruz. O zaman hemen bu sözleri hatırlatalım kendimize ve diyelim ki Tanrı şimdi benim korkmamı ister miydi? Benim ağlamamı ister miydi? Bu konuda kaygı çekmemi ister miydi? Rab bunları bana Tanrı mı verdi? Yani bunu sorabiliriz yani basit kendimize. Basit bir şekilde bu kadar kendinizi yormak için Tanrı benden ne isterdi şu anda? En büyük soru. Ya zaten oturur ağlarsın benden, yani. Direkt özür dilemeye başlasana. Rab ama yani bizi, sen böyle bir Tanrı değilsin. Şimdi şuna da gitmek istemiyor. Tanrı bizi suçlamak istemiyor. Bakın evet. Burada bu da yok. Yani Rab şöyle bir asası var. Neden korktun? Ya da neden kaygılanıyorsun demiyor. Zaten korkacağımızı ve kaygılanacağımızı bildiği için de bu ayetleri yolluyor. Ama Tanrı şunu da söylüyor. Çocuğum beni tanı ki evet, kim olduğumu sana ne verebileceğimi bil ki böyle korkmaya başladığında çok fazla anksiyete ve panik atağa dönmeden önce bana gel dua et. Gel bana yaklaş. Ben böyle hissediyorum. Ya ona yaklaşmak, ona güvenmek. Onun karakterini düşünmek evet, gerçekten bize her zaman güç ve teselli veriyor. Yani yaşamlarımıza amin, şifa veriyor. Amin. Ruhsal boyutta, fiziksel boyutta, yani hı-hı, maddi sıkıntılarda her koşulda amin, bizlere amin, güç amin, veriyor. Amin. Yani daha yani ne söyleyebilirim ki? Yani ben size şunu söyleyebilirim. Böyle bazen çok daralıyorum şemsa olarak. Of diyorum canım sıkıldı. Bu korona bitmedi bir türlü, dışarı sokağa çıkmak istiyorum diyorum, böyle özgürce bir kahve içmek istiyorum. Rab diyorum ne kadar büyük bir lütufmuş sevdiklerinle beraber kahve içebilmek. Hamd ediyorum eşim var, yazık bazen ona acıyorum da. Neden? Çünkü bir tek o olduğu için. Ama şükrediyorum gerçekten. Rab o kadar çok şey için şükrettiriyor ki bana bu dönem. Bazen böyle kızıyorum, kaygılanıyorum bir şey için, ondan sonra diyorum ki Rab, yani aslında bir yandan bir şeyleri yapamıyoruz ama bir yandan da ne kadar büyük bir lütuf olduğunu gösterdin bize. Evet. Mesela ben annemle o kahve içtiğim zaman o kahvenin lezzeti şimdi kim bilir nasıl olacak. Ya da seninle dışarıda bir şey yediğimiz bir günümüz evet, olduğunda ne kadar yani şükredeceğiz bunun için. Biz hep kanivarla şükrediyoruz aslında. Rabbim bize verdiği her şey için şükrediyoruz ama bu bazen bir ritüele dönüyor. Şimdi benim eşim var. Okey artık benim. Ama Tanrı diyor ki bak onu sana ben verdim. Bak olmasa böyle olur gibi güzel bir işleyişi var Rabbin. O zaman bu dönem aslında şükredebiliriz varlığı için hem Tanrı'nın hem bize verdikleri için. Belki küçük bir şey sıkıştırabilirim. Lütfen. Yani mesela şu anki esenliğimiz için dua ediyoruz, konuşuyoruz, amin, sohbet amin, ediyoruz ve iyi de geldi. Ama sonra insanlar dediğim gibi
tekrar başa alıyor. Diyor ki yarın ne olacak? Yarın peki tamam sen olacak? Bugünü söyledin, bugünü atlattık. 3 ay sonra, 6 ay sonra ne olacak? Tanrı en i̇şte başta bu. Okuduk tekrar. Ne diyor? Her günün derdi kendine yeter diyor. Hmm. Tekrar başa alıyor. Hmm. Yarının derdi, her bugünün derdi kendine yeter. Yarın derdi yarının olsun. Hı-hı. Sen bugünü düşün. Hı-hı. Ben bugün seninle birlikteyim ve her gün seninle birlikte olacağım. Her gün, her ayrı sıkıntında sana esenlik ve yardımda bulunacağım. Seni ben teselli edeceğim. Tekrar söylüyorum. Kaygılanma. Ne yiyeceğim, ne içeceğim diye düşünme. Hı-hı. Çünkü ben seninle birlikteyim. Bu kendime çok sık hatırlattığım bir şeydir bu arada. Yani eşime de çok teşekkür ediyorum. Böyle çünkü şimdi bugünü atlattık, oh diyoruz, esenliğimiz var. Şimdi bu programı yaptık. Umarım herkes, izleyen herkes teşvik olmuştur. Çünkü biz de sizinle beraber teşvik oluyoruz. Ama sonra tak tak düşünmeye başlıyor beyin. Ama yarın ne yapacağım? Öbür ay kira ne olacak? Yine düşünmeye başlıyor beyin. Ama o zaman tekrar kim? Hatırlatmak gerekiyor. Evet. Evet. O zaman kutsal kitabın ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz burada belki. Ya her gün var, Tanrı'yla birebir özel bir ilişki lazım. Canlarımızı yani her gün taze olarak Amin. Yani canlarımızı tazelemiş olarak sokaklara çıkmamızı, Amin. İşimize gitmemizi, yolda yürümemizi, eşimizle Amin. Sohbet etmemizi, arkadaşlarımızdakiyle olan ilişkimizi yani yönetecek, yönlendirecek. Yani biz Tanrı'nın esenliğiyle kalkarsak hı hı. Tanrı'nın esenliğiyle oturacağız. Onlara esenlik dağıtacağız. Ama kaygı ve öfkeyle ve sıkıntıyla ilerlersek o zaman karşımızdaki ve çevremizdeki insanlara da kaygı ve sıkıntı vereceğiz. Yani hı hı. Onların yüreklerindeki kaygıyı artıracağız. Ama Tanrı ne diyor? Pak, saygı değer, hayranlık uyandıran, erdemli, övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Hı hı. Bende öğrendiğiniz ne varsa onu yansıtın. Amin. O zaman Tanrı'nın kendi esenliği, kendisi bizi bütün günümüzü yönetip bereketli hale getirecek. O her günün kaygısını farklı bir şekilde kendi ellerine alacak ve Amin. Bizi esenlikle. O zaman bu güçlü sağlayacak. Sözleri hatırlayalım bugün. Kanivar çok güzel bir şey söyledi. Yani Rab çok güzel bir şey söyledi. Bugünün kaygısı bugün olsun ve yarın yine yeni bir kaygıyla uyanırsanız yeni bir belki sağlık problemi ya da yeni bir ekonomik problemi uyanırsanız Rab size yeni bir şeyler gösterecektir. Yeni bir esenlik yöntemi gösterecektir. Hı-hı. Yeni bir sözle size yaklaşmak istiyor. Ama ne yapmamız gerekiyor? Hem kutsal kitabı okumamız gerekiyor. Çünkü Rab'le bir ilişkimiz yoksa o zaman esenlik alacak bir yerimiz de yok. Kardeşlerle yine de ilişkiye devam etmek gerekiyor. Hı-hı. Dediği gibi hani var, WhatsApp grupları var, kilise grupları var. Ben hamle diyorum sosyal medyada şu anda açıyorsunuz ve istediğiniz vaazı dinleyebiliyorsunuz. Yani öyle de bir güzellik var yani şu anda. Ya işte mesela bu dönemi bu şekilde de değerlendirebiliriz. Yani biz sürekli açız, sürekli bir şey yapmak istiyoruz. Yani evlerimizde dolaşıyoruz. Yani ben bir sürü videolar izliyorum. İşte yatağında dönüyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım? Bir sürü yani şey aslında yapacak var. Ve bunların arasında gerçekten Tanrı'ya bir özlemin giderilmesi söz konusu olabilir kardeşler. Yine ben 42. mezmurdan Sonra mesajları okuyacağım ve kapatacağız. Olur. Yani iki ayet sadece diyor ki geyik akarsuları nasıl özlerse canım da seni öyle özler. Ey Tanrı. Amin. Yani Davut o şekilde. Yani canım Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susadı. Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı'nın sözünü? Gerçekten aynı merak, aynı özlem, aynı aşk yaptığımız diğer şeylerle birlikte Tanrı'yla da birlikte olsun. Hatta Tanrı daha çok önde olsun ki biz daha çok susayıp daha çok Tanrı'ya gidelim ve daha çok teselli, daha çok sevinç ve daha çok güç alabilelim Tanrı'nın kendisinden. Fiş açabilir misin? Mesajlar gelmiş. Geyik akan suları nasıl özlerse canım da seni özler. Gerçekten öyle susasın Rabbin sözüne. Onun teşbihine her gün çok ihtiyacımız var. Onun sözlerine çok ihtiyacımız var. Çünkü her gün yeni kaygılar ve yeni sıkıntılarla belki başa çıkmaya çalışıyoruz. Tek başımıza değiliz. Rab ve birbirimiz varız. Bakın böyle yayınlar devam ediyor. Bir yandan kutsal kitap okumaya devam edebiliriz. Ve şunu unutmayalım. Yalnız değiliz. Hiçbir zaman da yalnız olmayacağız. O zaman güzel... Sen bak eğer gerçekten sorular varsa. Vardı biraz önce görme engelli bir arkadaşımız vardı ama mesajları geri alamıyorum şu anda sanırım. Ne oldu bilmiyorum telefonunda. Dur.
Bu telefonu hiç anlayamıyorum. Kanibal'ın öyle, benim şimdi telefonum yüksek teknolojili bir telefon değil. Normal, genciz, gerçekten normal, klasik bir telefon. Ama Kanibal'ın böyle yani garip garip görebiliyoruz. Geçmiş mesajları göremiyoruz şu anda. Olabilir. Tamam. Yani görme engelli bir arkadaş yazmıştı. Yani arkadaşımız yazmıştı. Mesajınızı şu anda göremiyorum ama yani çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu programı gerçekten Türkiye'nin her yerinde izlemeye devam ediyorsunuz. Biz 4 sezondur lezzetli sohbetleri yapıyoruz ve hiçbir zaman yalnız bırakmadınız beni. Yani gerek telefonlarla gerek mesajlarla hadi kendinizi bir gösterin. Şöyle nereden arıyorsunuz, nereden bizi izliyorsunuz dediğimde hiçbir zaman yalnız bırakmayan sadık da bir izleyicim var. Rabbe şükrediyorum sizin için ve teşekkür ediyorum. Umarım onlar için de iyi bir yayın olmuştur. Bir dua edelim. Tamam. Bakalım. Bu geri kalan aslında gün için. 5 dakikamız evet var istersen. Ben dua edeyim ama senin eklemek istediğin bir şey varsa, sen doldurmak dua et, istediğin bir şey. Sonra veda ederiz. Tamam. Yani böyle bu geri kalan gün ve belki yarının kaygıları için böyle bir şeyler hissederlerse insanlar ya da hepimiz, hem bugünü Rabb'e teslim etmek hem de yarının içinde Rabb yürekleri hazırlasın diye dua edebilir misin? Tamam. Öyle. Evet. Evet Rabbimiz, sana hamd ediyoruz, yeniden şükrediyoruz Rabb. Bizler sabah kaygılı uyandığımız ama şimdi Rabb senin esenliğinle dimdik durabildiğimiz için sana şükrediyoruz Rabb. Yüreği kaygılı henüz pek çok insan olabilir Rab. Şu anda bizi izleyen ya da izlemeyen Rab. Her bir yürek için dua ediyorum baba. Sen onların yüreklerindeki kaygıyı al. Ve bu kaygının yerine Rab senden gelen gücü, senden gelen esenliği, senden gelen doğruluğu, sevimliliği, Rab senden gelen hayranlığı sağla onların yüreklerinde. Gerçekten senin yüreğine hayran olsunlar. Senin sağlayışına hayran olsunlar. Rab senin erdemine hayran olsunlar, sana yaklaşsınlar. Ve Rab yine hastalanan kardeşler için dua etmek istiyorum, insanlar için dua etmek istiyorum. Rab sen onlara şifa ver. Şu anda hastanelerde olan, kendi evlerinde tedavi gören Rab, korunan pek çok insan var. Sen onların yaşamlarına şifa ver, onların bedenlerine şifa ver, sağlık, temizlik ver Rab. Amin. Adın gerçekten onlarda şükran övgüsüne dönüşsün Rab. Onlar iyileştikleri için sana yaklaşsın ve sana şükretsinler. Yaşamları senin ellerinde Amin. Olsun Rab. Ve onların içerisindeki insanlar için dua ediyoruz. Aynı şekilde baba sen o hastaların etrafındaki insanlara önce Rab sakinlik ver. Çünkü onlara bulaştı mı bulaşmadı mı kaygısı Rab. Onların yüreklerindeki kaygıyı al. Ve aynı zamanda Rab teselli de ver Rab. Çünkü her biri sevdiği insanlardır Rab. Amin. Gerçekten sen onların yüreğine teselli ver, esenlik ver, kendi doğruluğunu göster ve Rab insanlara kendini sana yaklaşmayı öğret, sana güvenmeyi öğret, sana iman etmeyi öğret, sana yaklaşmayı Amin. Öğret. Çünkü gerçek sevinç ve gerçek teselli kaynağı sensin. Sevinç senden gelir, yücelik senin elindedir, sanadır Rab. Övgüler sanadır, sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Ve bu program için de ben sana şükrediyorum Şemsale, bu programı sağladığın için, bu esenliği verdiğin için, evimizi Rab bu şekilde kullandığın için sana şükrediyoruz. Bir kaynak olsun bu da baba. Amin. Oğlun İsa Mesih'in adıyla. Amin. Amin. Çok teşekkür ediyorum sana. Rica gerçekten esenlik verebiliyorsun. Yani bir de hani yürekteki iman için de şükrediyorum Rabbe. Kaygılar oluyor, gelebiliyor ama yine de Rabbe bakmayı, ya bana da daha fazla Rabbe bakmayı öğretiyorsun. Teşekkür ediyorum bugün için. Canım benim. Ya bizler Tanrı'nın çocuklarıyız ve onu yansıtmayı borçluyuz Tanrı'nın çocukları olarak. Yani kandili diyor, yani masanın altına gizleyemezsin. Işığı çok saklayamazsın. Doğru. Işığı yukarı bir yere koyman çok lazım doğru. ki onu görsünler, insanlar o ışığa gelsin. Yani bizim görevimiz de bu değil mi? Tanrı'dan aldığımız esenliği, Tanrı'dan aldığımız sonsuz yaşamı, Tanrı'dan aldığımız kurtuluşu yansıtmak. Amin. İnsanlara Amin. Bu müjdeyi, bu bereketi göstermek, vermek. Yani bir ırmak gibi. Yani Tanrı bizi kendi ruhuyla bir ırmak gibi dolduruyor ve bize düşen bizden bu ırmağın insanlara taşması, Amin. İnsanlara Öyle bereket olsun. Olması ve dolması. Amin. O zaman yani Rab yüreklerimizi ırmak gibi doldursun bugün ve birbirimize taşsın bu sular. Birbirimize serin sular ve
sevgiyi ve esenliği Tanrı'dan aldığımızı vermek için aslında buradaydık. Ve lezzetli sohbetler devam edecek. Cuma günü yine beraber olacağız. Yine farklı konularla. Belki bilmiyorum. Şimdi farklı projelerimiz var. Bir şeyler yapmak istiyoruz ama şuna inanın ki birbirimizi teşvik etmek, bizi izleyen herkese Rabbin kelamını paylaşmak ve yaşadığımız sıkıntıların aslında ne kadar ortak olduğunu ve bu süreci beraber geçirdiğimizi ve Tanrı'nın egemen olduğunu unutmamamız gerektiğini hatırlatmak istedik. Hepimize, bize de. O zaman daha koskoca bir gün sizinle güzel insanlar, lütfen sevgiyle kalın, Rab ile kalın ve evinizden lezzetli sohbetler eksik olmasın. Görüşmek umuduyla. Hoşça kalın. Esenlikle kalın.